Arkadaşlar, bugün bu videoda kime oy vereceğiz diyeceğim. Kime oy vereceğiz diyeceğim ama ben kendi kime oy vereceğimi parti gözetmeksizin, kişi adı dile getirmeden konuşarak anlatmaya çalışacağım. Mühim olan benim kime oy verdiğim değil, sizlerin kime oy vereceğiniz. Çünkü Türkiye çok kritik bir noktada. Dediğim gibi isim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim çünkü böyle bir hakkım da yok. Herkes kime isterse ona oy verir. Ama naçizane çok önemli olduğunu düşündüğüm bu seçimde fikrimi anlatacağım. Çünkü gerçekten öyle bir yere geldik ki Cumhuriyetimiz resmen yok edilmek isteniyor. Çok büyük oyunlar oynanıyor dünya çapında. Ve bilerek veya bilmeyerek veya mecbur kalıp belirli bağlantılar yüzünden bu oyunların kurbanı olan bir hükümet de ortaya çıkıyor. Ve resmen dünyada karanlık güçler tüm dünyayı, tabii Türkiye başta olmak üzere çünkü Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Fakat hemen hemen her yerde tarımı yok etmeye, bu sahte tohumlarla bizi de biliyorsunuz, bu kadar önemli bir tarım ülkesiyken bir tohum yasası çıkararak bizi İsrail'e altını çizerek söylüyorum. Şu an Filistin için, Gazze için yürüyüşe çıkanların çoğunun kulağını açmak için, yüreğini açmak, aklını biraz kullanması için üstüne basarak söylüyorum. İsrail'e mecbur bıraktılar. Dünya para ödeyerek onların GDO'lu tohumlarını alıyor ve gittikçe zehirleniyoruz. Hem insanlık yok oluyor, hem dünyada doğa yok oluyor. Birçok yasa çıkarılıyor. Şimdi bunların birçoğunu arkadaşlarla çekimleri yaptık. Bunları izleyeceksiniz. Bütün bu karbon ayak izi oyunu neymiş, neler yapılıyor, hangi bakanlıklar açıldı iklim değişikliği diye, bunlar bize nasıl açtırıldı, amacı ne? Bütün bunları konuştuk ve lütfen hep birlikte herkes bunu dinlesin ve dinletin. Çünkü yakında dünya bile kalmayacak. Fakat önce ülkemiz gidiyor. Gerçekten gidiyor. Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir enerjinin buraya geldiği, öyle bir liderin önderliğinde büyük bir değişim yaptığımız, aydınlandığımız ülkemizde müthiş bir şekilde bir karanlığa gömülmek üzere olacak mı, olmayacak. Ben buna inanıyorum. Benim umudum sonsuz. Hem ülkemiz için hem uyanan insanları görünce dünya açısından. Ama lütfen hepimiz uyananlardan olalım. Her birimiz. Şimdi bunları adım adım yapacağız. Konuşmak kolay. Peki ne yapacağız? Beni hep sonuç ve ne yapacağımızı ilgilendirir. Dolayısıyla şu an önümüzde bir seçim var. Birçok kişiden görüyorum. Zaten bir güruh var ki ne olduğunu anlamadan tamamen aidiyet hissiyle bir sahtekarlara tamahkarlık ettikleri için para peşinde koşanlar. İki, bir de işte aidiyet hissiyle yok dindarım, yok şuyum, yok buyum, çeşitli böyle sıfatlarla kandırılarak oy verenler var. Neydi, ne olduğu belli olmadan oy verenler var. Fakat mevzu bahis olan Türkiye. Gerçekten de çok önemli bir zamandayız diyeceksiniz ki belediye başkanlığı çok mu önemli? Hakikaten hiç önemli değil bana göre. Yani bana göre bu şeyleri görüyoruz ya. Gelişmiş ülkeleri hiçbirinin umrunda değil. Bizim de öyle olmalı ama umrumuzda, çünkü bilhassa İstanbul. O kadar önemli ki İstanbul'da bir biliyorsunuz çeşit çeşit projeler var. Hele Kanallı İstanbul. Yani bütün Katarlara o araziler satıldı, bu paralar alındı ve buranın muhakkak ele geçip İstanbul'un bunların yapılması gerekiyor. Hatta ve hatta ben bunu da yakinen takip edeceğim. Eğer bunlar olmasa bile diğer belediyelere bunu yaptırmak için zorlayacaklar mı? Çünkü bu paraları yatırdılar bu ülkeler. Ve tarım, İstanbul, Türkiye, insanlık daha doğrusu yok edilmek istiyor. Ve Türklerin yok edilmesi için, Türkler ne kadar önemli, bu konuda yaptığım çalışmalardan bahsetmiştim. Instagram'ı da izliyorsanız orada da
herkesin yapmış olduğu çalışmalardan örnekler veriyorum. Aynı anda zaten enformatik alan böyle bir şey. Enformatik alanda bir şeyi düşünmeye başlıyorsan zaten o orada olduğu için o düşünceler sana geliyor. E bakıyorsun ki sadece sana gelmemiş, herkese gelmiş. Aynı anda herkes bu çalışmalara başlıyor. Şimdi dolayısıyla bu seçimle bir hakikaten hiçbir surette pek de bir şey yapamayacağımız birkaç kesim var. Dediğim gibi o tamahkara ne yapacaksın? Adam milyonluk ihaleler peşinde. Ona Türkiye'yi mi anlatacaksın? Umrunda olsa zaten yapar mıydı kardeşim? Yapmazdı. Ama şu an bütün bunlara kanmış olan insanlar var. Bu kadar da aptal değillerdir diye umuyorum. Yani böyle dediğim zaman da hakikaten bu bir konuşma şekli değil. Kendi kendime de kızdığım oluyor mu? Oluyor. Ama yeter. Yani yeter ne dememiz lazım? Biraz anlayın diyorum. Ama ben esas aydınım diyenlere konuşmak isteyeceğim şu an. Bir, kendi aralarında tamamen duygusal olarak, duygusal derken paradan bahsetmiyorum. Mevki peşinde olmak, işte ben seçildim de sen seçilecektin de o seçilmedi. İşte ben şimdi seni destekliyorum, görüyorsunuz işte güya altılı masaydı, ne altılı masası oldu, bilmem kaç tane ayrı ayrı kendi kendinize ne yapacaksınız. Eğer amacınız bir an önce parlamenter sisteme dönmekse, kendi kendinize bir şey yapamayacağınızı anlamayacak kadar bir zekaya sahipseniz zaten sizden masaya otursan ne olur, seni oturtmasan ne olur. Hadi geç, hadi geç. Onları da geçtim ben. Ama durup dururken artık çok fazla oldu, ben oy vermeye gitmeyeceğim diyenleri duyuyorum. Yarın öbür gün çocuğuna ne diyeceksin? Evet, maalesef üzülerek söylüyorum, benim torunlarım da hepsi yurt dışında. Orada üniversiteyi okumayı düşünüyorlar, orada belirli işler düşünüyorlar. Maalesef diyorum çünkü gittiğimiz zaman hepimiz ikinci sınıf vatandaşız bir. İki, Türkiye'de Türk'üz yahu. Türkiye'deyiz ve Türkiye öyle güzel bir coğrafya ki biz burayı düzelteceğimize, burayı elimizden yok etmelerine müsaade etmeyeceğimize her şeyi bir yana bırakın. O şehitlere bir minnet borcumuz var ya. 20'şer yaşlarda binlercesi kan döktü burası için. Ya sen oy vermeye ben gitmeyeceğim. Ne oluyor? Bu mu? Bu mu? O çocuk canını verirken o şehit. Bu mu şimdi senin düşündüğün? Ha tamam ben buraya verdiğim çok mu mükemmel değil? Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz kardeşim. Hiçbirimiz. Sen olsan ne yapacaksın? Belki sen de bir şey yapamayacaksın. O zaman göreceli olarak belirli zihniyetleri en azından yok edip diğer zihniyetler üzerinde yepyeni bir sistemi bütün gençler buraya getirinceye kadar sadece Türkiye'de değil tüm dünyaya, çünkü tüm dünya gidiyor. Tüm dünya bu karanlık güçlerin kölesi oldu ve fark etmeden oldu, biliyor musunuz? Fark etmeden. Yani o kadar güzel kandırılıyoruz ki çeşitli olaylarla ve korkutuluyoruz. İşte böyle yok pandemi, yok şu iklim değişikliği, yok bu deprem oldu oluyor. Deprem oluyorsa ne diye verdiniz o ihaleleri? Ne diye verdiniz o insanlara o ruhsatları? Madem doğru dürüst ev yapılmıyor, Japonya'da da deprem oluyor. Olacak tabii. Her tarafta oluyor. Niye bizde yıkılıyor? Hırsızız ondan. Adam şeyden çalıyor. Yok canım bir şey olmaz diyor. Ne olacak ki bir şey olmayabilir diyor. Ona da inandırıyor kendini. Müteahhitlikle ilgisi yok. Bir sürü hani belirli yerlerin, bölgelerin de adını vermeyeceğim. Bilmem hangi bölgeden biliyorsunuz. Müteahhit de oldu İstanbul'a. Şekilsiz, şemalsiz, hiçbir surette altyapısı düzgün olmayan bir sürü evler yaptılar. Para kazandılar. Biz alırız onları tabii çünkü bilmiyoruz ki. Ben bilmiyorum. Ben ne bileyim yapılmış bir evin temelini doğru yere mi yapıldı, ne kullanıldı, başlarında mı duracağım? Ben devletime inanırım. Devlet ruhsat verince, ha ruhsatı var diyorsun, girip alıyorsun. Ama artık kime inanacağımızı da şaşırdık. Onları hepsi rüşvet yemiş biliyorsunuz. En vermediklerine bile yok imar affı dediler. Verdiler. Geri verdiler. Biz o evlerde işte insanlar, 10 şehirde binlerce kişi öldü. Çoluk çocuk öldü. Buraya sana güvenip gelmiş minicik çocuklar, maç yapmak için gelmiş olan bir takımın hepsi öldü. Yani hepsi öldü. Ya nasıl nefes alıyorsunuz? Hakikaten ben anlatırken hiç mesul olmamama rağmen nefesim tıkanıyor, inanın.
Böyle bir ülkede bir şey yapmamız lazım diyorum. Ben ne diyorum? Torun torba sahibi biriyim. Evde oturup rahat rahat oturacağıma, çocuklarım da diyorlar anneciğim ya bir keyfini çıkarsana artık işte emeklisin. Yo ben her gün her yerde çalışıyorum biliyor musunuz? Yani para karşılığı değil 5 kuruş para almadan hiçbir yerden konuşmalar yapıyorum, seminerler yapıyorum, kitaplar yazıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben bir asker kızıyım. Babacığımın son lafları aklımda biz buraya az kan dökülmedi yavrum demişti. Kötü insanlara bırakmayın burayı demişti. Yani bütün bunları hepimiz sahip çıkmalıyız. Önce bu zihniyeti yok edip parlamenter sistemi yani güç ayrılığını getirecek olan yasama, yürütme, yargı kesinlikle ayrı olmalı. Böyle bir adama bağlı olmamalı. O bir adam onları bırakın ben bile olsam ben bile dememin nedeni kendim için bile diyorum. Tabii siz beni tanımazsınız. Onun için kendime diyorum yani. Kendimi tanıdığım için. Belirli şeyleri yapmayacağımı bilirim. Ama yapamam. Üçü bende olsa yapamam. Muhakkak yanlış yaparım. Muhakkak. Herkes bir arada değişik akıllarla bir arada olmamız gerekiyor. Liyakatla bir arada olmamız gerekiyor. Artık yargının normal hikmetinde olması gerekiyor. O kutsallıkta. Hikmeti hep size anlatmaya çalıştıydım. HKM hikmet. HKM hikmet. O HKM'nin gücü nedir hikmetten gelen? Hakim, hakem, hüküm, hekim. Bu meslekler, bu hükümler kutsaldır. Asla hiç kimsenin ne başkanın, ne padişahın, ne şunun, ne bunun hiç kimsenin boyunduruğu altına giremez. O adil olmak zorundadır. O ilahi kudret titten almış olduğu o saf akılla verilmek zorundadır. Var mı onlardan etrafta? Bakın savcılara, hakimlere avukat olmayabilir. Avukatlar suçluyu da savunabilir. Onların vazifesi birini savunmak. Ellerinde istedikleri gibi oynayabilirler şeylerle. Anayasadaki hükümlerle, kanunlarla. O oynayabilirler yani değiştirmeden ne kadar zekiyse ona göre bir kol bunu avukatın vazifesi bu. Ama hakim o değil. Değil. Hakimler de bu şekilde hikmetli bir vaziyette kaldılar mı? Kaldıysa o hakim ben varım desin. Vardır muhakkak olanlar vardır. Muhakkak vardır eminim. Onlarla zaten bir yere gideceğiz. Düzelteceğiz. Fakat size söylüyorum. Sevgili dostlarım, canlarım, arkadaşlarım, ne diyeyim bilmiyorum, vatandaşlarım. Vatandaşlarım deyince ben başkanım da vatandaş değil. Hep birlikte vatandaşız ya. Yani kardeş gibi söylemek istiyorum vatandaş. Çok önemli. İstanbul'u. Diğer şehirlerde öyle ama bilhassa İstanbul vermememiz gerekiyor. Çok dikkatli olalım. Çok dikkatli olalım ve ki şu kişi bu kişi demiyorum. Zaten kime vermemiz gerektiğini biliyorsunuz. En yüksek kimse kim almak üzereyse. Dediğim gibi aman aman onlara çok taptığımdan değil. Ama göreceli olarak aklın yolunda merdivenleri çıkmazsak müthiş bir şekilde düşeriz. Zaten şu an düşenler de çok. Onun için ayağınızda dikkatli basın her yere. Hakikaten etrafında arkadaşlarımlar da çok düşüp hastaneye bile kaldırılanlar oldu. Dikkatli basın. Düşmeden merdivenleri ağır ağır çıkacağımız bu yerde ne duygusal olup ne böyle egomuza yenik düşüp ben olmadım da o konuda, bu konuda, şu konuda değil. Başka partiden bile olsanız nereye oy vereceğimizi bilip önce bir şehrimizi, sonra bir ülkemizi kurtaralım. Ondan sonra sistemle uğraşacağız tüm dünyada. Bundan da çok ümitliyim. Batıdan, güneş batıdan doğduğu zaman diyordu ya, güneş batıdan doğdu. Batı bizden önce uyandı çünkü. Farkında mısınız? Bütün yollardalar. Tarım işçileri yollarda. İsrailliler bile yollarda.
kalkıyorlar ve kendi başkanlarına karşı geliyorlar. Filistin'e ne yapıyorsun diye. Bütün millet ayaklanıyor. Yepyeni güzel bir sistem inşallah gençler getirecek. Bizler de onların anneanneleri ve anneleri, babaları, dedeleri her neyse tüm tecrübelerimizle, bütün sevgimizle onların yanında durup yol göstermeye çalışacağız. Yanlış yolları değil, duygusal yolları değil. Buradan daha çok para kazanırsın yavrum diye menfaat yollarını değil, o menfaat o paralarla birlikte gömülürler yoksa burada bir şeylerin içine. O paralar hiçbir işe yaramaz. Sen hür ülkende değilsen, yani öbür gün hepsi çöker buraya. Zaten tarım gitti. Ya ben bir yazarım, kitap satamıyoruz kitap. Kağıt kalmadı ki Türkiye'de, dışarıdan ithal ediyoruz kağıt ya. Buradaki fabrikalarımız kapatıldı. Bilmiyorum kaç kişi farkında bunun. Onun için kaç lira oldu kitaplar? Ha o da başka bir konu. Oraya vermez ama kitaba bir 300 lira 400 lira vermez. Gider 1.000 lira verip fal baktırır. O da başka bir şey. Yani bu da bizim milletimizin yani inanın anlayamadığım aklı işte. Yani o fal baktırarak da hayatının içine eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de yasaktır. Yani bütün dinlerde de yasaktır. Neden yasaktır? Özgür iradeye tamamen terstir. Epigenetiğe terstir. Senin değiştireceğin her bir şeyi yok eder. Şu anki duruma göre gerçek medyumsa bile gördüğü şey, gerçek medyumun bile gördüğü şey şu an senin yaptıklarına göredir. Sen onu değiştirdiğin zaman her şey değişecektir. Ama senin beynine bu böyle olacak dediği zaman elinde olmadan onun etkisi altında kalır ve onu o şekilde yaparsın. Herkes de iyi bir şey mi söylüyor? Hayır. Kötü şeyler söyleyen de bir sürü insan var ve bunu gördüm diyor. İyi halt ettin diyorum. Yani insanların bütün her şeyini yok ediyorsunuz. Zaten bakmayın ve baktırmayın. Bak nerelerden nerelere geliyorum popüler optimist biri olarak. Fakat çok önemli. Lütfen bir kişi bile olsa konuşun. Konuşun ve kime oy vereceklerini belirtin. Belli. Bak isim vermiyorum değil mi? Ama aklı olan herkes anlamıştır herhalde. İlk önce İstanbul'u kurtarmamız gerekiyor diyorsak. Şu anki durumdan kurtarmayacağız. Bir de onu düşünmeyin. Yani başımıza geleceklerden kurtaracağız. Yanlış olmasın. O zihniyetten kurtaracağız. Yanlış olmasın. Buraya gelmek isteyen zihniyetten kurtaracağız. Yanlış olmasın. Lütfen. Doğru ve hepimiz muhakkak oy vermeye gidelim. Oy vermeye gidelim. Her şey çok güzel olacak. Kime oy vermek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum.